şimdiye kadar duymadıklarınız, görmedikleriniz bu programda konuşuluyor. Topra Topra, her salı 22'de Ruha TV'de. Ruha TV ekranlarından mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Bir Dobra Dobra programıyla tekrar karşınızdayız. Bu haftaki programımızda yıllardır ötelenmiş sağlık sorunlarını ele alacağız. Ve çok değerli konumuz Şanlıurfa Sağlık Emekçileri Sendikası Başkanımız Uzman Doktor Reşat Doğan. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Biz sizi tanıyoruz da bir ekranın başındaki izleyicilerimize sizi tanıması için kendinizi tanıttınız. Evet, ben Reşat Doğan. Suruç Devlet Hastanesi'nde genel cerrahi uzmanı olarak çalışıyorum. SES Şube Eş Başkanıyım. Önce evet. Öyle bir düzeltmeyle de girelim. Urfalıyım. Evli, iki çocuk babasıyım. Evet hocam, tekrar hoş geldiniz diyoruz. Hocam malumunuz Şanlıurfa yıllardır ötelenmiş bir şey. Her konuda. Gerek sağlık yatırımıyla, gerek ekonomik yatırımıyla her konuda bayağı bir ötelenmiş bir kent. Bu anlamda Şanlıurfa'nın nüfusu da şu anki göçle birlikte, Suriye'den gelen misafirlerimizle birlikte Diyarbakır'ın nüfusunu aşmış. Resmi olmamakla birlikte 2 milyon 300 bine yakın bir nüfus söz konusu. Bu anlamda Şanlıurfa'nın sağlık sorunları ile ilgili ilk belirlemeleriniz nelerdir? Bir değerlendirme alalım, sonra yavaş yavaş konulara değinelim. Evet. Öncelikle herkese iyi akşamlar diliyorum. Bizi ekranlar başında izleyen seyircilerimize. Sağlıkla ilgili konuya girmeden bir hatırlatma yapmak istiyorum aslında. Belki seyircilerimiz de fark eder, siyah giyinmişim. Siyah giyinmemizin nedeni Mersin Tarsus'ta vahşi bir şekilde insanlık dışı, insan onuruna yakışmayacak bir düzeyde katledilen Özgecan Aslan için siyah giyindim. Evet. Yapılan bu saldırıyı nefretle kınıyoruz. Bizim SES çalışanlarının, kadın çalışanlarının yarın bir buna yönelik bir kınama eylemi vardır saat 12'de. Onun duyurusunu yaptıktan sonra sağlık şeyine geçelim. Tekrardan Allah'tan rahmetler diliyoruz. Ailesine sabırlar diliyoruz. Memleketimize de sabırlar diliyoruz. Şimdi sağlık denilince insanların aklına aslında bir hastaneler gelir. Bu algı son zamanlarda giderek de artmak isteyen, verilmek istenen algıdır. Aslında sağlık dışı faktörler daha çok belirler. Bunların başında eğitim, ekonomik durum, kültürel düzeyi, sosyo-kültürel düzeyi, bunlar sağlığın önemli belirteçleridir. Evet. Maalesef ilimizde bu konuda çok geri düzeyde. Eğitim noktasına baktığımızda 81 ilin içerisinde başarı düzeyimiz %77-78. Yani sondan 4-5. Ekonomik gelişmişlik düzeyine baktığımızda Urfa çok geri sırada. Sanayisine baktığımızda sanayisi olmayan bir kent, daha çok tarım ve hayvancılık üzerine ekonomisi olan bir kent. Dolayısıyla bunlar sağlığı birebir etkileyen faktörler. Hani ekonomik düzey dediğimizde nedir? Bu beslenmedir, barınmadır, ısınmadır. Bunlar sağlığı birinci dereceden etkileyen faktörler. Şimdi bunları biz sağlamadan insanların hasta olmalarının önüne geçecek tedbirleri almadan bunlar nelerdir? Bunlar aşı çalışmalarıdır. Bunlar bebek ve gebe izlemleridir. Halk sağlığı uygulamaları dediğimiz uygulamalardır. Biz bunları yapmadan ilimizin tamamını hastaneye de çevirsek Urfa'dan bir sağlıklılık bekleyemeyiz. Öncelikle bunları masaya koymamız lazım. Hani bunlar sağlık dışı faktörlerin üzerinde etkili olanlar nelerdir? İşte bunlar siyasal faktörlerdir. Siyasal iktidardır, belediyedir, işte konut noktasında, temiz su noktasında, temiz çevre noktasında. Bunlar sağlıklı yürümediği müddetçe ve insanların hasta olmasının önüne geçecek çalışmalar yapılmadığı müddetçe yapılacak her hastanenin de biz boş olduğunu düşünüyoruz.
Buraya bütün branşlardan doktorları da getirseniz, neler getirseniz getirin, bunun önüne geçemezsiniz. Yani bunun için size birkaç örnek vereyim. Örneğin şu an özellikle Suriye'den Türkiye'ye göç etmiş ve çadırlarda yaşayan veya çok zor koşullarda yaşayan insanlarımız, evet, diyelim bunlara da, ciddi sağlık sorunlarıyla karşılaşıyorlar. Neden? Çünkü iyi bir beslenmeleri yok, barınma ve ısınma koşulları yok. Pnömoni dediğimiz zatüreden dolayı 21. yüzyılın dünyasında insanlar hala ölebiliyor yani. Hem de az bir sayıda değil. İşte bunları konuşmamız lazım. Bunları değerlendirmemiz lazım. Onun dışı, ondan sonra sağlığın diğer şeylerine girmek lazım. Ondan sonra hastanelere girmek lazım. Şimdi hocam malumunuz Suruç'tasınız. Evet. Ki son zamanlarda Suruç dünya basınında yer alıyor. Hı hı. Özellikle Kobani'ye yakın bir bölge münasebetiyle. Hı hı. Bizim aldığımız bilgilere göre yani Suruç Devlet Hastanesi'nde şu an tamamen Kobani'den gelen yaralıların olduğu bize bildirilen konular arasında yer alıyor. Sizce sizin hastanenizde yeterli bir gerek doktor, gerek hemşire, gerek personel bu konuda hizmet vermende sıkıntı yaşıyor musunuz? Ki özellikle sizin branşınız cerrah olduğu için, evet, daha yakından bunları takip ediyorsunuz. Evet. Şimdi öncelikle şöyle bir düzeltmeyle başlayayım. Şu an yaralılar çok çok az. 15 Eylül zamanında yaklaşık 1-1,5 ay süre içerisinde çok yoğun bir şekilde yaralı akışı oldu. O dönemlerde gerçekten hastanenin hemen hemen tamamı yaralılara bakar düzeydeydi. Ama şu an hem Suruç halkımıza hem de Kobani'den gelen halkımıza sağlık hizmeti üretiyoruz. Bunun yönünde bir sorun da yok. Şuna gelince yani Suruç Devlet Hastanesi personel olarak hani hekim düzeyinde çok büyük sıkıntılar olmamakla birlikte özellikle yardımcı sağlık personeli dediğimiz ebesi, hemşiresi, evet, ATT'si çok ciddi bir eksiklik var. Artı yani yatak kapasitesi sınırlı. Yani Suruç 100 bin nüfuslu bir kent. Evet. Göçlerle birlikte bu 200 bine çıktı. Doğal olarak da sağlık hizmeti bu noktada bu nüfusa yetmez düzeyde. Evet. Artı gelen vatandaşın, gelen Kobani'den gelen halkın sağlığa olan ihtiyacı çok daha fazla. Çünkü çok sağlık için uygun olmayan koşullarda yaşıyorlar. Bundan kaynaklı yatak ve poliklinik noktasında sıkıntılar yaşıyoruz. Ama bunlar hani hem bizim sağlık çalışanların iyi niyetiyle, evet, hem de halkımızın da Suruç halkının da duyarlılığıyla bu sorunları aşmaya çalışıyoruz. Ha, bu vesileyle şunu belirtebiliriz. Özellikle yardımcı sağlık personeli noktasında ciddi sıkıntılarımız var. Yani bunu hem hastane başhekimiyle hem de kamu hastaneleri kurumu sekreteriyle de görüşmelerimizde dile getirmişiz. Onlar da bunun farkında, buna yönelik çalışmaların olacağını söylediler bize. İnşallah hocam. Hocam malumunuz Suruç'tan girdik. Eğer uygun görürseniz bu şekilde konumuzu devam ettirelim. Hı hı. Şimdi Suriye'de yaklaşık 2011 yılından beri bir iç savaşla birlikte 2014 yılında bu terör örgütü IŞİD saldırılarıyla daha çok gündeme gelmeye başladı. Hı hı. Ve son olarak malumunuz yine göç dalgaları bayağı bir artmaya başladı. Bu göçlerle birlikte gerek Şanlıurfa'da gerekse birçok diğer illerde ciddi bir nüfus artışına neden oldu. Olası bir sağlık tehdidi var mı hocam? O salgın olarak diyebiliriz. Hı hı. Mesela geçtiğimiz günlerde çok değerli göz doktorumuz Kadir Özbey ile bir görüşmemiz, bir haber yapma şansımız oldu. Göz konusunda bayağı bir salgın son, hı-hı, günlerde arttığını, konjektivit sorunu olduğunu söyledi. Bu Suriye'den gelen hastaların sağlık konusunda Urfalara bir sıkıntısı oldu mu? Bir tehdit söz konusu mu? Hı-hı. Size gelen bilgiler var mı? Neler söyleyeceksiniz? Evet. Şimdi yaklaşık yani Kobani'den 200 bin, Akçakale ve Ceylanpınar üzerinden de ve hatta Şengal'den bile Viranşehir'e gelen var. Evet. Yani yaklaşık 500 bin düzeyinde insanın Urfa'da bulunduğu yani gayri resmi rakamlar, yani resmi rakamlar bunun 300 bin civarında olduğunu söylüyor yanılmıyorsam. Şimdi özellikle ilk zamanlarda Akçakale sınırından geçişlerde kontrolsüz bir geçiş yaşandı. Şimdi bu kontrolsüz geçişten kastım güvenlik anlamıyla kontrolsüz bir geçiş değil.
sağlık taraması anlamında kontrolsüz bir geçiş. Çünkü savaş birden patlak verdi. İnsanlar can havliyle sınırları aşaraktan geldi. Suruç'ta da Kobani sınırında da geçişler bu düzeydeydi. Böyle olunca şimdi Suriye'de ki sağlık hizmetinin ne düzeyde olduğunu bilmiyoruz. Evet hocam. Oradaki gelen vatandaşın aşılama düzeyinin ne düzeyde olduğunu bilmiyoruz. Dolayısıyla bunu sıfırdan almamız gerekirdi. Ama özellikle sağlıktaki parçalanmışlık, birinci basamak sağlık hizmetinin aile hekimliği ve halk sağlığı müdürlüğü TSM'ler olarak ayrılması, işte aile hekimi benim nüfusum değil demesi, bu çeşitli nedenlerle aşılamada bazı zorluklar yaşandı. Şunu söyleyebilirim, resmi olarak kayıtlara geçmese bile çok ciddi bir kızamık salgını yaşadık. Evet. Geçen yıl ve ondan önceki yıl. Resmi kaynaklara geçmemesinden kastım da şu, kızamık tanısını hastanede koyduğunuzda önünüze bir form çıkıyor ve yaklaşık 15-20 dakikanızı alan bir form var. Evet hocam. Ben kendim de yaşadım. O formu doldurmama adına tanıyı başka bir şey giriyoruz. Ama onun kızamık olduğunu biliyoruz. Yani bundan kaynaklı resmi rakamlara da yansıdı aslında ve tekrar kampanyalara başladı. Şark çıbanının çok üst düzeyde yaşandığını biliyorum. Ben yani resmi rakamlar Gaziantep'te sadece 1000 şark çıbanı vakası tespit edilmiş. Evet. Yani bizim ilimizde böyle bir tespit yok. Yani örneğin halk sağlığı hocalarının bizim ilimizde yaptığı gezilere ben eşlik ettim. Urfa'da daha fazla olacağı ve daha fazla olduğu yönünde görüş bildirdiler. Bu yani resmi bir şey değil. Bu iki sorunu yaşadık. Onun dışında şu an çocuklarda respiratuar sinsisyal virüs dediğimiz özellikle yeni doğan çocuklarda 0-2 yaş çocuklarında pnömoniye yol açan, zatürreye yol açan bir mikrop var ve bunun salgının olduğu, hatta Türkiye çapında da bunun bir salgının olduğu da söyleniyor. Hani bunu bir tek Suriyelilere bağlamak doğru olmaz. Doğru. Mümkün değil. Ama beslenme koşullarının, barınma koşullarının ve bu aralar iklim koşullarının da kötü gitmesinden kaynaklı çocuklarda ciddi bir pnömoni salgını var Urfa genelinde ve buna bağlı bazı ölümler de duyduk. Peki hocam endişe duyulacak bir şey var mı? Yani sizin sonuçta bir sendikasınız, çok sayıda bir üyeniz söz konusu. Evet. Bu konuda bir çalışmanız var mı? Gerek sendikal olarak gerekse Şanlıurfa'da zaten parçalanmış bir kurumsal söz konusu. Hı hı. Onu da birazdan değineceğiz. Hı hı. Yetkililer bu konuda gerekli bir çalışma yapıyor mu? Evet. Biz sendika olarak bu konuda gerekli üzerimize düşen hassasiyeti yapıyoruz. Özellikle hem Kobani'deki Suruç'a gelen Kobanilerle ilgili aile hekimleriyle görüşmelerimiz oldu. Halk Sağlığı Müdürlüğü ile oldu ve oradaki TSM ile oldu. Aşı çalışmalarına yönelik ciddi bir çalışmamız da oldu. Diğer AFAD'a bağlı çadır kentlerde kalanların Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından aşılarının yapıldığını biliyoruz. Bu yönde de görüşmelerimiz oldu. Burada temel sorun özellikle hani devletin de biraz kontrolü dışında bulunan yani kendi akrabalarında veya çeşitli yerlerde kalanların aşıları biraz sıkıntılı olabiliyor. Çünkü ulaşmak biraz sorun. Veri sistemimizde yoklar bunlar. Yani devletin de veri sisteminde yok. Böyle bir sorun da var. Ama şunu söyleyeyim yani anlamlı bir salgın düzeyi yok. Özellikle Kobani'den veya Akçakale'den buraya gelmeyle oluşan ciddi bir sıkıntı da yok. Şu an buna yönelik MR'ler de yok. Yani bu yönüyle hani Urfalılarımıza bunu söyleyebiliriz rahatlıkla. Peki hocam Şanlıurfa nüfus oranında yüksek dedik. Hasta yoğunlukları yüksek. Peki sağlık personeli konusunda neler söyleyeceksiniz? Hı hı. Özellikle doktorlarımız malum Urfa'da fazla durmuyorlar. Hı hı. Memurlarımız yani tek sağlık açısından değil, öğretmenler de durmuyorlar da. Hı hı. Siz bu konuyla ilgili neler söyleyeceksiniz? Bununla gelen size bir bilgi oldu mu? Evet. Bununla ilgili bir değerlendirme alalım hocam. Evet. Şimdi Urfa büyük şehir. Gerçekten güzel bir şehir. Yani şehrimizdir diye söylemiyoruz ama güzel bir şehir. Buna rağmen buraya gelen sağlık çalışanlarının hemen hemen %95'i mecburi hizmet kurasıyla geliyor. Yani ilk atamalarında doktorların özellikle diyorum. İlk atamalarında
mecburi hizmette geliyorlar. Belli bir süre sonra mecburi hizmet süresini doldurduktan sonra ya tayinle gidiyorlar ya da istifa ederek gidiyorlar. Size şu bilgiyi verebilirim. Urfa istifa ile gitme oranı çok yüksek bir şehir. Yani %90'ları buluyor. Ben geçen yıl Eğitim Araştırma Hastanesi Mehmet Akif İnan'da %90'larda mecbur hizmet süresi dolunca gidiyor. Biliyor. Çocuk hastanesinde bu böyle, kadın doğumda bu öyle. Ha bu neden? Önce buna girmeden önce şeyi de belirteyim. Urfa, yani PDC dediğimiz bir ilin nüfusuna göre planlanmış personel sayısı. Evet. Urfa bu PDC'nin %50-60'ı düzeyinde çalışıyor. Yani sağlık çalışanlarının olması gerekenin %60'ı ile bu hizmeti yürütmeye çalışıyorlar. Yani burada sağlık çalışanlarında çalışan bütün arkadaşlarımı öncelikle gayretli çalışmalarından dolayı kutlamak isterim. Yani bunu da Urfa halkının böyle bilmesi gerekiyor. Ha, buradaki sorun sağlık çalışanlarımızda, ebe hemşire doktorumuzda değil. Sorun bunun yönetilmesinde. Bunun idare edilmesinde. Şimdi bu %50 ile yani siz iki kat fazla çalışmak zorundasınız. Bu bir. Şimdi Urfa'da yılda 50-60 bin doğum oluyor. Ya yani bu bir Yunanistan'ın total doğum sayısına eşdeğer bir oran. Evet. Ciddi bir doğum oranımız var. Yani bu bunun anlamı da şu, genç nüfus oranımız da yüksek, çocuk oranımız da yüksek. Buna rağmen hem bizim çocuk hastanemiz hem de kadın doğum hastanemiz hem yatak kapasiteleri olarak hem personel sayısı olarak da yetersiz. Şimdi bunu da biz ilgililere söyledik. Bunun ötesinde gelen kişi de burada kalmak istemiyor. Şimdi bunu bir tek nedene bağlamak doğru değil. Bunun birkaç nedeni var. Bunun bir nedeni Urfa gerçekten çok sıcak bir memleket. Bazı insanlar bundan dolayı gidiyor. Kiraları çok yüksek. Yani bir hemşire geliyor burada 2,5-3 milyar bir maaş alıyor. Bunun 1 milyarını kiraya vermek evet. zorunda kalıyor. Yani bu gerçekten zorluyor kendisini. Kira zaten Şanlıurfa'da herkesi mahvetmiş durumda. Yani ben bir Urfalı olarak gerçekten bu sorunun bir an önce yani yetkililer tarafından bu sorunun çözülmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani burada belediyemize de çok iş düşüyor. Yani ya yeni konut yapılarak mı bu çözülmeli? Mevcut bir spekülasyon mu var? Hani bu nedir? Ben açıkçası hani ilgi alanım olmadığı için de bilmiyorum. Ama bu konut fazlalığı ciddi bir sorun. Kira fazlalığı. Tabii. Bir diğer neden şiddet. Hani bu şiddet sağlık çalışanına yönelik şiddet maalesef son yıllarda çok sık gördüğümüz bir olgu haline geldi. Ha, bu Türkiye'nin tamamında artmakla birlikte ilimizde de ciddi anlamda bir artış gösteriyor. Hani insanlar hele hele dışarıdan buraya gelmiş insanlar zaten buraya bir ön yargıyla geliyorlar. Hani Urfa Doğu ve Güneydoğu şehri yani bir Kürt şehri olarak biliniyor dışarıdan. Yani bu ön yargıyla gelen insanların bir de bir buna maruz kalmaları durumunda yani direkt birazcık bir olumlu bir şey varsa bile o da gidiyor. O da gidiyor evet. Şimdi bir olgu o. İkinci olgu hani yönetimsel bir sorun olduğunu da düşünüyoruz. Hani buraya geliyor bir hani özellikle hastanede çalışan idari personelin hani bunu biz defalarca da dile getiriyoruz. Hani bir liyakata göre değil de bir siyasal veya sendikal kimliğe göre seçildiğini biliyoruz. Buna bağlı bir yani çalışanlara bir mobbing ve baskı yapılıyor. Evet. Çeşitli haksızlıklar yapılıyor. Evet. Yani bu da insanları burada uzaklaştırma noktasında bir faktör. Ha, bu benim bir de şöyle bir düşüncem var. Bizim Urfalı yerli sağlık çalışan sayımız da az. Böyle bir gerçekliğimiz var. Gerçek bu. Evet. Bunlar artmış olsa hani buraya gelip kendi yerine hizmet etse yani bu sorun bir nevi burada da biraz rahatlar. Yani bu da yok maalesef. Yani bunun programın başında dedim eğitimle de alakalı. Çünkü biz eğitimimiz çok kötü. İlimizin şey durumu da çok acaba kötü. Gerçek hocam yani bunda bir evet. şey değil yani bu bizim. Ha, böyle olunca da personel buradan gitmek istiyor. Ya bir sosyal aktivite yok, hiçbir şey yok. Ya hiçbir şey yoksa demeyelim. Şehrimiz o kadar kötü değil. Gerçekten yok. Bu konuda evet. Bayağı bir sıkıntı yaşıyoruz. Hocam siz de dediniz eskiden Şanlıurfa'da hiç şey yapılmazdı mesela doktorlara gerek sağlık çalışanlarına şiddet veya darp olayları yaşanmazdı. Bu aralar özellikle yine Şanlıurfa'da gündeme gelmeye başladı. Hı hı. Sizce yeterince önlem alınıyor mu?
Bir de hasta doktor ilişki arasında ne oluyor da bu şiddet yankılanıyor? Evet. Şimdi şunu ben söyleyeyim size. Bir hastaneye 1000 tane güvenlik görevlisi de koysanız, eğer o hastanede o niyetle gelen birinin önüne geçemezsiniz. Öncelikle hani önlem ve güvenlik kısmını bu şekilde görmek lazım. Evet. Ha, güvenlik zaafı var mı? Var. Yetersizlik var mı? Var. Ama sorun bu değil. Şimdi birçok boyutu var. Birinci boyutu sağlık çalışanlarının yani değersizleştirilmesi politikası var. Hani bu neden yapılıyor? Şimdi mevcut iktidar son 10 yıldır sağlıkta dönüşüm adı altında, hani aslında biz buna yıkım diyoruz, bir program geliştirmek istiyor. Hani bu program nedir? Sağlığı gelir getiren, para kazanılabilen bir alana çekmeye çalışıyor. Hani bunun için ne yaptı? Bütün özel muayeneleri kapattı. Bütün doktorları devlet hastanesine çekti. Hani bu görünüşte çok iyi bir hamle ki biz de bunu destekliyoruz. Evet. Ama bunun yanında o sağlık çalışanını orada tutabilme adına değersizleştirmeye çalıştı. Bu da hani vatandaşın hekime, hemşireye, bir sağlık çalışanına bakışını değiştirdi. Şunu söyleyeyim, hani bir sağlık bakanı işte onlar size bakmak zorundadırlar. Size bakmadıklarında bana söyleyin de ben hemen şöyle yaparım, böyle yaparım diye bir bakan olduğu zaman vatandaş geliyor, sen bana niye bakmıyorsun diyor. Bakmazsan döverim diyor. Yani olay bu. Oysa biz program başında da dedik. Yani yetersiz sayıda olan sağlık çalışanı çok aşırı bir yükte bir hizmet üretiyor. Bir dahili uzmanı 150 hasta bakıyor. Yani bu dahili uzmanı bu hastalara sağlıklı bakabilme ihtimali yoktur. Yani bunu kime sorsanız yoktur. Siz bir hastanenin 151. hastası olmak ister misiniz? Hiç kimse istemez. Ama o hekim ona bakmak zorunda kalıyor. Ona itiliyor. Yönetim diyor ki sen gelen herkese bakacaksın. Eyvallah bakalım. Ama böyle oluyor. Dolayısıyla hani bir değersizleştirme hali var. İkincisi çok müthiş bir iş yüküne bağlı bir stres katsayısı var. Üçüncüsü bu daha çok acillerde yaşanıyor bu sorunlar. Yani insanların acili müthiş bir şekilde gereksiz kullanmaları söz konusu. Biz her zaman bunu söylüyoruz. Bir acile ortalama 100-200 hasta girmesi gerekirken bizim hastanelerimizde 2000-3000'i buluyor. Evet. Yani öksüren, burnu akan, solunum yolu enfeksiyonu, ayağı ağrıyan, bir yıldır belim ağrıyan. Şimdi siz bunlara baktıkça geriliyorsunuz. Ondan sonra hastaneler dolup taşmış, bir yaralı geliyor. Yani ona bakacak fırsat bazen oluşmuyor. Bu da ister istemez hasta yakınlarının ve şeyin gerginliğine yol açıyor. Bir yanlış anlamaya yol açıyor. Bundan kaynaklı şiddet olgusu had safhada. Bir diğeri de bu şiddeti uygulayana herhangi bir yasal yaptırım yok. Yani bugün bir hekime saldıran, şiddet uygulayan bir kişinin işte cezaevine girdiğini insanlar bilse, öğrense bir de bundan geri durur. Tabii ki. Bu nettir. Ama böyle bir şey yok. Bugün siz bir savcıya, bir hakime böyle bir harekette bulunabilirsiniz. Mümkün değil. Yardım da kadir ekmen hemen gözaltı. Evet. Ama bir doktora şey yapıyor, akşama serbest bırakıldı haberi var. Yani yaptığım yanımda kar kalıyor. Bu da bir faktör. Yani biz bunun için hem sendika olarak hem genel merkez düzeyinde Sağlık Bakanlığı'na ve şeye bu konudaki yasal yaptırımların bir an önce yapılması gerektiğini söylüyoruz. Ama maalesef yapılmıyor. Evet hocam, Şanlıurfa nüfus bakımından yüksek bir il. Gerek doğum hastanesi, gerek çocuk hastanesi, gerek fakülte hastanesinde artış söz konusu, hasta artışı söz konusu. Personel eksikliği çok, doktorlar yok. Bir de bunu neye bağlayacağız hocam? Mesela personel sıkıntısı bayağı birçok. Şimdi geçtiğimiz günlerde bir sendika ile yine bir görüşmemizde öğretmenler üzerine görüşme yaptık. Çünkü öğretmenler de malumunuz gidiyor. Çünkü eğitimde hep geride kaldığımız için. Sendika başkanımız böyle bir talepte bulundu. Genel merkezleri de öyle yapmış. Bu tarafa yani doğu bölgesine gönderilen memurların maaşlarına ek bir ücret. Yani pozitif ayrımcılık yapılarak maksat teşvik amaçlı bir politika içerisinde olması gerekildiğini söyledi.
Siz bu konuda neler söyleyeceksiniz? Sağlıkçılara özellikle. Hı hı. Ki sağlıkçı mutlaka hastaları yakından ilgilenen kişilerdir. Hayati öneme arz ettiği için. Yani ne yapılması gerekir de bu doktorların burada kalması lazım. Gerek hemşirenin gerekse sağlık memurlarının ne yapılması lazım? Çünkü kimse Urfa'da kalmıyor hocam. Evet. Ya şimdi birincisi bir şehri yaşanılır hale getirmeden fazla parayla da insanları orada tutamazsınız. Sağlık Bakanlığı'nın daha önceden sözleşmeli personel uygulaması vardı. Evet hocam. Ve şu an 5. ve 6. bölgelerin birçok yerinde de hala var. Yani özellikle doktorlar düzeyinde 4988 sayılı bir kanun var. Bunlar sözleşmeli. Yani ekonomik olarak biraz daha fazla maaş alıyorlar. Evet hocam. Ha, ekonominin tek başına bu sorunu çözeceğine biz inanmıyoruz. Bu bir faktör, bu bir etken. Bunun yapılması gerekiyor. Bu noktada hani eğitimci arkadaşımızla birlikte hemfikiriz. Ama sadece bununla çözülmüyor. Yani bir, idare boyutuyla o bölgenin yaşanılır hale getirilmesi gerekiyor. İki, iş yükü düzeyinde oranın yaşanılabilir hale getirilmesi lazım. Sizin de bahsettiğiniz gibi sosyal yaşam düzeyinde de oranın yaşanılabilir hale getirilmesi lazım. Yani bunlar olmadan buradan personeli tutamazsınız. Şimdi bir de bir olaya hani şu şekilde bakalım. Siz hiç bir ilin kaymakam sorunu var duydunuz mu? Aslında. Yok. Siz hiçbir sorunun işte polis memuru Urfa'da çok az, herkes İstanbul'da veya Ankara'da duydunuz mu? Yok. Veya hakim savcı? Yok. Neden? Çünkü bunların kendilerine özel bir atama usulleri var. Evet. Yani her ile mutlaka atanır. Şimdi sağlık çalışanlarında aslında bu tarza uygun bir atama yöntemleri geliştirilebilir. Yani biz bunu savunuyoruz. Şöyle bazı insanlar ömür boyu 4. 5. 6. bölgede yaşarken bazı insanlar direkt 1. bölgeye atanıyor. Ankara'ya atanıyor ve ömür boyu Ankara'da kalıyor. Şimdi bazı batının bazı hastanelerinde de ciddi sıkıntılar olmakla birlikte bazı yerlerde de müthiş bir atıl personel durumu söz konusu. Bunun yanında genel personel alımı da az. Yani sorun biraz da burada. Bunun birkaç nedeni var. Bunun bir ekonomik boyutu var. Yani istihdam sorunu. Devlet diyor ki ben bu kadar atarım, daha fazla atamam. Bugün hepimiz biliyoruz 4 yılın üniversite mezunu olup atanamayan bir sürü insan var ve sağlıkçılardan da bu var. Hani bunun birçok nedeni var. Şimdi bunun bir nedenlerinden bir tanesi de şimdi siz dışarıdaki o özel personele kamuya aldığınızda özelde çalışacak bir sağlık çalışanı da bulunamayacak. Yani böyle bir gerçeklik var. Bugün hepimiz biliyoruz ki 1,5-2 milyona özel sağlık merkezlerinde çalışan ebe hemşire arkadaşlarımız var. Hatta bazıları asgari ücretle çalışıyorlar. Şimdi oraları da boşaltmış oluyorsunuz. Ama zaten devlet bir yönüyle özeli de teşvik ediyor. Yani böyle bir gerçekliğimiz var. Bir yerden alırken bir yerden de vermeyi yönlendiriyor. O da var. Yani bunlar bir tek Urfa'nın sorunu da değil. Onu da belirteyim. Bu arada sosyal medya üzerinden sevgili izleyenlerimiz sorularınızı alabiliriz ve Sayın Hekimoğlu ailesi bir mesaj göndermiş. Teşekkür ediyoruz. Sayın hocamın vermiş olduğu bilgilerden ötürü samimi konuşmasından dolayı teşekkür ediyor. Programı zevkle izlediklerini söylüyorlar. Biz de onlara bizi ekranın başlarında sabırla dinledikleri için teşekkürlerimizi iletiyoruz. Hocam Şanlıurfa diyoruz, büyük şehir diyoruz. Şanlıurfa ötelenmiş bir şehir diyoruz. Doğum hastanesinde doktor yok. Evet. Acaba gerçek. Evet. Ki biraz önce gerçekten çok önemli bir konuya değindiniz. Yunanistan nüfusu kadar bir doğurganlık oranı söz konusuymuş. Evet. Yani orada nüfus sayısını bilmiyorduk çünkü. Evet. Yani kadarını bilmiyordum. Yalan yok. Ben size daha başka bir bilgi vereyim. Evet hocam. Şimdi hani aile sağlığı ve aile planlaması denilen bir durum söz konusu. Biz bazı aile hekimli arkadaşlarımızı da geziyoruz. Bazılarının bize bildirdiği şey şu. Diyor ki Halk Sağlığı Müdürlüğü aile sağlığı noktasında bize gerekli malzemeyi göndermiyor. Örneğin evet. Kondomdur, haptır falan. Gerekçesi de kardeşim başbakanımız doğursunlar diyor. Şimdi hani
3 dedi. Şimdi Urfa'da 3'le durmuyor, 13 oluyor. Şimdi yani başta belirttim. Sağlık çok faktörlü bir şeydir. Evet, yani bir tek hastanelerle, bir tek aile hekimleriyle çözülecek bir sorun değildir. Yani sorunun başından sonuna kadar tamamını ele almazsak işin içinden çıkamayız. Şimdi biz iyi bir aile planlaması yapar. İstemeyene yani aile planlaması odur. İstemeyen kişinin bir çocuk, yani istemeyen bir bireyin korunmasıdır. Yani bu kişiye biz bu hizmeti sunmazsak o kişi gebe kaldığında ona bakabilecek düzeyde olmayacaktır. Yani hem gebeliği sıkıntılı olur, hem çocuk doğumu ve sonrası. Şimdi bunu biz yapmadıktan sonra doğum hastanesinde yeri yok. Tabii ki de yeri de olmaz. Doktor da yetmez. Yetersiz. O yetersiz konuda hocam. Yani biz yani yeterli de sorun budur demiyoruz. Kesinlikle de yetersiz. Birincisi Urfa'nın çok acilen bir yeni bir kadın doğum hastanesine ihtiyacı var. Yani gidip biz hastaneyi yani sendik olarak çok gezmişiz. Ben orada değerli arkadaşlarım da var. Hekim arkadaşlarım. Onları çok ziyaret etmişiz. Yani gerçekten işler acısı bir durum. Yani bir büyük şehre 2 milyonluk bir nüfusa yakışmayacak bir hastane. Evet. Yani bunu en başta belirtelim. Hastanenin kapasitesinin arttırılması lazım. Yani büyütülmesi lazım. Ondan sonra sağlık çalışanının da arttırılması lazım. Hani tek başına sağlık çalışanı arttırma da sorunu çözmüyor. Çünkü domhana bir tane, ameliyathane 4 tane. Şimdi 10 doktor olmuş, bir tane sedye olmuş, neye yarar? Neye yarar, evet. Onun gibi. Peki hocam bu doğum hastanesinde çocuk ölümleri de meydana geldi. Hı hı. Ki ilk çocuk ölümlerinin olduğu yıl 2011 evet. yıllarında meydana gelmişti. Bayağı bir ölüm söz konusuydu. Evet, zaten, yine bu olay Sağlık Emekçiler Sendikası Ses Şubesi gündeme getirmişti ve hı. öyle o gerçekler ortaya çıkmıştı. Doğrudur. Bu konu hakkında size gelen bilgi var mı? Gerçekten şu anki kalabalık enfeksiyon hastalığı olabilir mi? Anne ölümleriyle ilgili bir bilginiz var mı? Hı hı. Çünkü bunlar çok ciddi bir sorun. Evet, yani o zaman hem bakanlık düzeyinde de bir soruşturma açılmıştı. Evet. Urfa'da da bir soruşturma açılmıştı ve bir hastane enfeksiyonu olarak bize söylenildi. Şimdi şöyledir, çok sık sirkülasyonun olduğu, sağlık hizmetlerinin çok hızlı bir şekilde verildiği yerlerde hani temizlik de aksar. Yani böylesi bir gerçekliğimiz var. Ben Karadeniz Üniversitesi mezunuyum. Bizde de sık sık enfeksiyon olurdu. Hatta yoğun bakımı kapatırdık. Çocuk hastanesi bir dönem yoğun bakımın bir bölümünü bayağı kapattı. Bir şey oldu, evet. Balıklıgöl yoğun bakımının bir kısmını kapattı. Hani bütün dünyada bu enfeksiyon hastalıkları kabul edilebilir hastalıklar sınıfına. Hani hastane enfeksiyonları giriyor. Hani o dönemde ama bu sayı artmıştı o dönem. 6'ydı yanılmıyorsam. Evet. Çok kısa bir süre içerisinde olmuştu. Şimdi hani yani bu bir yönetim sorunu. Yani biz bunu bu şekilde o dönemde dile getirmiştik. Yönetim sorunu, yönetimsel bir sorun. Yani öngörme hali, öngörememe hali daha doğrusu. Ama şu an bizim yani özellikle 2014 için söyleyeyim. Böyle bir şeyimiz yok. Korku, endişe? Evet, yok. Yok, çok şükür. Yani o dönem yaşanmıştı ama şu an öyle bir şey yok. Peki hocam, sağlık alanı şimdiye kadar niye ötekileştirildi Şanlıurfa'da? Gerek bakanımız var Şanlıurfa'nın. dışarıdan gelmiş olsa da bakanımız sonuçta. Evet. O kadar milletvekilimiz var. Hı hı. Sadece Demokratik Bölgeler Partisi İbrahim Ayhan şimdiye kadar Şanlıurfa'nın birçok sorununu dile getirdi şimdiye kadar. Daha şu an mecliste kimseyi konuştuğunu görmemişiz birkaç milletvekilimiz dışında. Hı hı. Yani Şanlıurfa'da bu sağlık sorununu dile getiren kimse olmuyor mu? İlla ki sendikal faaliyetlerin olması gerekli, illa birilerinin ölmesi mi gerekli? Yani yaklaşan bir genel seçim de var. Hı hı. Çünkü bu konu çok önemli hocam. Sağlık hı hı. Şanlıurfa'da çok ciddi bir sorun olmaya başladı. Kimse bunun farkında değil ama hı hı. Yarın öbür gün bunun farkına varacaklar. Bu siyasetin de bu konuda eksikliği var mı yapmasınca? Ya hanım, aslında bu takdiri Urfalılara bırakmak daha iyi olur ama hani bu konuda da bir şeyler söylemek lazım. Bizim bir bakan var, doğru. Sağlık alanından bir sendikadan gitmiş bir milletvekilimiz var. Ve 12 milletvekilimiz var toplam. İbrahim Ayhan da son 2 yılda olan milletvekilimiz. Cezaevindeydi, evet. Cezaevindeydi. Evet. Öyle alalım.
Şimdi maalesef biz hani şeyi belirlerken, kime oy vereceğimizi belirlerken milletvekillerinin şahsından ziyade partiye oy veriyoruz. Yani bu Türkiye'nin tamamının bir sorunu. Hani böyle olunca da bizi temsil etmeyen, bizimle ilgili herhangi bir sorunu dile getirmeyen, orada işte parmağını kaldır, indir, siyaseti yapan insanları oraya gönderiyoruz. Yani bu bizim genel bir gerçekliğimiz. Gönül isterdi ki bizim her bir milletvekilimiz bir hastaneyi ele alsın, yani sadece bir hastaneyi ve onunla ilgili çalışma üretsin. Yani biri kadın doğumla ilgili olsaydı, biri 500 yataklıyla, biri çocuk hastanesi, biri üniversite hastanesi. Şimdi ben 1995 yılında üniversiteye sınavına girdim. O dönem Harran Üniversitesi açılmıştı. İnanın Akdeniz Üniversitesi de o dönem Harran Üniversitesi'ne eşdeğer düzeydeydi. Bugün Akdeniz Üniversitesi bir dünya üniversitesi. Yüz naklinin yapıldığı yegane merkezlerden biri. Transplantasyondan tutalım, yani bütün bir bölgeye hizmet edebilecek çok büyük. Ve ben o gelişimi 6 yıllık öğrenciliğim sürecinde gördüm. Buraya geldim, uzmanlığımı burada aldım. 5 yıl boyunca bir çivi kadar ilerleme olmadı. Ben buraya asistanlığa başladığımda denildi ki biz dedi yeni hastanemize geçeceğiz Osman Bey kampüsüne. Ben bitirdim 5 yıl, 5 yılda üzerinde uzmanlık 10 yıl, hala Osman Bey kampüsü yok. Yani öylesi evet, bir evet. Acı durum. Hiç mi bir milletvekilimiz ya bununla ilgili bir şey demez, bununla ilgili bir çalışma üretmez? Yani kaç yıl oldu? Yani işte Urfa'nın yani sağlık sorunları, personel sorunu, mekan sorunu yani biraz da siyaset sorunudur. Yani bunu böyle görmek lazım. Ben şahsım olarak bunu söylüyorum. 10 yıldır ben bu meslekteyim. Sadece bakan bu çocuk ölümleriyle ilgili bir inceleme için hastaneye gelmişti. Siyasetçiler ben o zaman gördüm hastanede. 10 yıldır hiçbir siyasetçinin hastanede gidip de işte nasılsınız, bir sorunuz var mı diye zaten duymadık. Bunu görmedik. Bir ara sıra Vali Bey gidiyor veya işte Yeni Doğan olduğu zaman belediye başkanları gidiyor işte bir çeyrek takıyor, bir şey yapıyor, bir bezmez veriyor. Böyle evet. Kapatıyorlar günü. Yani gerçekten Urfa maalesef ülkemiz siyasetinin genel bir sorunudur. Çünkü biz bireye, bireyin liyakatına, bireyin şeyine bizi temsiliyet düzeyinden ziyade A Partisi diyoruz ve A Partisi'ne oy veriyoruz. Böyle olunca A Partisi de kendi istediği maalesef genel başkanlar partileri yani herkes onlar belirliyor. Öyle olunca da sorunlarımız maalesef çözülmüyor. Sevgili izleyenlerimize bir hatırlatma da bulalım. Şimdi tabii bu konu siyasete gittiği için şimdi izleyenlerimiz bizi siyasetçi olarak görecek de kesinlikle bizim siyasetle bir sıkıntımız yok. Biz konumuz zaten dobra olduğu için biz daha ilk başından söyledik. Tüy yetmemiş çocuklarımızın yarınları ve gelecekleri için biz bu konuları ele alıyoruz. Sağ olsun hocam da bu konuda bayağı bir destekli bize. Gerçekleri söylemek zorundayız. Yani acı ama şu an gerçekleri ne yazık ki sizlere iletmek zorunda kalıyoruz. Ya ben hani herhangi bir siyasal parti ismi vermedim. Tabii yok siyaset değil. Bu herkes için geçerli. Bütün siyaset değil fakat ama gerçek. Evet, şu ana kadar gerçekler yaşanmış. Doğru. Evet hocam yaklaşık bir 45 dakikamızı geride bıraktık. Birazdan bir kısa bir reklam araya gireceğiz. Bunu da bir hatırlatmasını şimdiden yapalım. Hocam Şanlıurfa'da başka size gelen sağlık sorunları var mı? Şikayet bazında. Şikayet bazında özellikle SSP dediğimiz bu çocukluk yaşındaki kızamık aşılarının bozuk olması veya yetersiz aşılama veya zamanda aşılama yapılmamasına bağlı olarak gelişen bir hastalık var. SSP dediğimiz normal hiçbir sorunu olmayan bir çocuk 6-7 yaşından sonra bir bakıyorsunuz. Yürüyemez, konuşamaz, şey yapamaz hale geliyor. Bunların ciddi sıkıntıları oluyor. Bizim sendikamıza da birkaç kez oğlu SSP olan veya kızı SSP olan vatandaşlar geldi. Bu konuyu bize ilettiler. Biz de bununla ilgili gerekli şeyleri yaptık. Şimdi bir bu konuyu söyleyebiliriz. İkincisi üniversite hastanesi noktasında yetersiz bir kadroyla ve yetersiz bir hastane şeyiyle. Bununla ilgili de bize çok sık
şikayetler geliyor. Hani bunu ifade edebiliriz. Sosyal medyadan da bu konuyla ilgili bir şey gelmiş. Soru gelmiş. Bunu hemen size sorabilir miyim? Tabii. İlimizde son günlerde Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin afilasyon yani birleşme yapılacak. Bunun ilimize ve adı geçen hastanelerde çalışan sağlık çalışanları açısından olumlu ve olumsuz nasıl yansıması olacaktır? Evet. Yani bir birleşme söz konusu olacak. Evet. Şimdi Türkiye'nin birçok ilinde üniversite hastaneleri ile Sağlık Bakanlığı'na bağlı hastaneler arasında bu afilasyon dediğimiz birleşme protokolü gerçekleşti. Bizim ilimizdeki protokolde Marmara Üniversitesi'nin ile benzer protokol öyle söyleyeyim. Şimdi bunun nedeni ne? Neden böyle bir birleşmeye ihtiyaç duyuluyor? Şimdi önce kadrodular da niye yani? Evet. Şimdi maalesef hükümetin üniversite hastanelerinin içini boşaltmaya yönelik bir çalışması var. Bunu yani gelişen bu 10 yıl içerisinde görüyoruz. Üniversitedeki birçok hocalar istifa etti. Başka alanlara geçmek zorunda kaldılar. Ve ekonomik olarak bütün hastaneleri hani kendilerini idare ettiremeyecek düzeye getirdiler. Bizim Harran Üniversitesi de bunun gibi bir hastane. Yani ekonomik olarak kendi çalışanına bu yükü kaldıramayacak düzeyde ve bu ekonomik sıkıntılar aynı zamanda sağlık üretimini de üretemeyecek hale getiriyor. Hani bundan kaynaklı bu bir aslında ekonomik birleşme ve zorunlu bir birleşme. Evet. Yani bunun olumlu ve olumsuz özellikleri var. Hani ben birçok öğretim görevlisinin bunu onaylamadığını biliyorum. Kişisel görüşmelerimizde, oradaki arkadaşlarla yaptığımız görüşmelerde de bu var. Hani bu var. Sağlık Bakanlığı'ndakilerin işte bizim alacağımız ekonomik şey kaynak üniversiteyle paylaşılacak noktasındaki kaygıları var. Evet. Üniversite içinde yani sağlık çalışanlarının mevcut durumundan biraz daha fazla düzeyde bir ekonomik kazanımları olacağı söyleniyor. Ama hani dediğim gibi bu birleşme gerçekleşmediği için bunu öngörmek de mümkün değil. Yani en azından öngörülerimiz böyle ama nasıl olacağını söylemek mümkün değil. Bu birleşmede idari bilimsel çalışma düzeyinde üniversiteye herhangi bir müdahalenin olmayacağı, hani o bölge oradaki akademisyenlerin bu konudaki çalışmalarının önüne ket vurulmayacağı, bu çalışmaların yapabileceği ama onun dışındaki işte hasta sayısı, kabulü ve benzeri şey noktasında da hani Sağlık Bakanlığı kriterlerinin olacağı söyleniyor. Evet. Hani buradan basit bir şey söyleyeyim. Bir üniversite hastanesinin aslında birincil görevi bilimsel bir çalışma üretmek ve bu bilimsel çalışmayı üretirken de öğrenci yetiştirmek. Evet. Hasta bakmak aslında üniversite hastanelerinin birincil görevi değil. Bu afilasyonla birlikte hasta bakmak birincil görev haline gelecek. Hani bu da sağlık eğitimini ve bu eğitimle birlikte buradan çıkacak hekimlerle oluşacak sağlık hizmetini de olumsuz etkileyecektir. Biz bunu öngörüyoruz. Yani buna yönelik en büyük kaygımız, endişemiz bu. Hani ekonomik anlamda kısmi kazanımlar, kayıplar, şunlar bunlar olabilir. Ama bunun dışında özellikle öğretim görevlisi düzeyinde bilimsel çalışmalar ve buna yönelik öğrenci eğitimi noktasında yaşanacak olan olumsuzluklar daha sonra bizim başımıza bir 10 yıl sonra, bir 15 yıl sonra bunu göreceğiz ve o zaman da çok geç kalmış olacağız. Teşekkür ederiz hocam. İlk programımızın ilk yarısına geldik. Kısa bir aradan sonra tekrar sizinle olacağız. Ekranlar başında izleyen izleyicilerimize bir hatırlatmada bulunalım. Sosyal medyadan sorularınızı iletebilirsiniz. İkinci yarıda ise özel hastanelerde yaşanan birçok sorunları dile getireceğiz. Tekrar merhabalar sevgili izleyenler. İkinci oturumumuzla tekrar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu arada hemen bir mesajımız var. Onu iletmeden programa başlamak istemiyorum. Çok değerli SES Eski Şube Başkanımız Sayın Doktor İsmet Karadağ şu an zevkle bizi izlediklerini söylüyor ve Sayın Başkanımıza başarıların devamını diliyor. Şu an Ankara'dan bizi izliyormuş kendisi. Bilginiz olsun hocam. Kendisine de buradan saygılarımızı iletiyoruz. Hocam biraz önce de söyledik. Şanlıurfa'da gitgide bakkal dükkanı gibi, market gibi özel hastaneler açılıyor. Yani bu özel hastanelerde ne oluyor hocam? Yani öyle bir şey ki
Şimdi özel hastane çok, hasta özel hastane çok olduğu gibi hasta sayısı da çok. Çünkü bize öyle bazen ihbarlar geliyor ki haddi hesabı yok ve akıllara sığmayacak kadar. Çünkü nasıl oluyor? İşte adam gitmiş, normal manasında olmuş çıkmış. Ama bir bakıyorsun o hastanın üzerinden tahlil solucuna kadar yapılmış. Birçok tetkik yapılmış ama hastadan bir kan bile alınmamış. Bu özel hastanelerle ilgili neler söyleyeceksiniz? Çünkü bir denetim, benim bildiğim kadarıyla şu anki gözlemlediğimiz bir denetim yok ortada. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz hocam? Evet. Şimdi bizim öncelikle sendik olarak özel hastanelere ve yani daha doğrusu özel ve kamu ayrımına bakış açımızı ben öncelikle açmak isterim. Evet. Şimdi biz sağlığın kamusal bir hizmet olduğunu ve bunun da kamu eliyle yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Evet hocam. Ve bunu ifade ediyoruz. Çünkü sağlık bir haktır. Parası olana sağlık diye bir kavram asla kabul edilemez. Yani özel sağlık hizmeti denildiğinde de akla gelen zaten paran demektir. Hani son 10 yılda özellikle özel hastanelerinde SGK kapsamına alınmasıyla birlikte hani sanki özel hastaneler de ücretsiz bir sağlık hizmeti sunuyorlar algısı oluşturulmaya başlandı. Ama bu daha sonra çıkan işte %200, %300, %400 katkı katılım payı evet, alabilirsiniz evet. demeyle başlayan bir süreçle birlikte hani siz bir özel hastaneye bir ameliyat olmaya gidiyorsunuz 1 milyar, 2 milyar, 3 milyar ödemek zorunda kalıyorsunuz. Evet, yani bizim bu konuya bakışımız sağlığın temel bir hak olduğu, vazgeçilemez bir hak olduğu, kamusal bir alan olduğunu ve bunun için hiçbir bireyin hiçbir ücret ödememesi gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi bu belirlemeden sendikal olarak. Şimdi bu belirlemeyi yaptıktan sonra son yıllarda sağlıkla özel sağlık hizmetlerinde çok ciddi bir artış var. Özel hastanelerden var. Önce özel poliklinikler olarak başlayıp sonra özel hastanelere ve hatta zincir hastanelerine varan bir özel hastanelere evet. durumu söz konusu. Ha bunun iktidarın sağlık uygulamalarından bağımsız olduğunu düşünmüyoruz. Çünkü programın ilk bölümünde de belirtmiştim. Yani iktidar sağlığı gelir getiren bir kap haline getiriyor. Evet, bir pazar haline getirmeye çalışıyor. Bunun bir ayağı kamu olduğu gibi bir ayağı da özel sektör olacaktır. Ve özel sektörün önünü açıyor. Hani bu şekilde özellikle özel hastane zincirlerinin önünü açıyor. Ve hatta hani biz de biliyoruz ki Sağlık Bakanı ile birlikte Başbakan iken Recep Tayyip Erdoğan'ın şöyle bir şeyi var. Kamu özel ortaklığı. Şimdi hani sağlığın bu şekilde tamamen özele kayması durumu söz konusu. Şimdi bunun önüne ancak ve ancak iyi bir kamu hizmeti sunarak geçebilirsiniz. Şimdi vatandaşta şöyle bir algı var. Özel iyidir. Şimdi parayla gidiyorsunuz zaten. Yani ya. Evet öyle. Şimdi hani ben birçok özel sektörde çalışan hekim arkadaşım var. Hani ben bunu kesinlikle hekim arkadaşlar düzeyinde ifade etmiyorum. Kesinlikle. Öncelikle önce bir evet. bunu belirtmek isterim ama hani bir özelin kuruluş mantığı zaten para kazanmaktır. Yani bu nettir. Hiçbir özel kuruluş, yani sağlık dışındakileri de ele alalım, bir fabrikadan tutalım, bir otomotiv sektörüne kadar. Hiçbir özel kuruluş kar elde etmeyecekse bir alana girmez. Şimdi sağlıkta da kar elde etmek zorunda. Evet. Şimdi şöyle ele alalım. Bazı hizmetler yorucudur, masraflıdır ve ucuzdur. Özel sektör buna girmez. Evet hocam. Daha para getiren, daha rahat, daha kısa süreli şeyler. Bunu ister. Yani bunu bir kere de belirtmek gerekiyor. Bir diğer boyut, hani sizin belirttiğiniz gibi, hani hastaneye gitmeden kayıt açma veya gidip bir muayene olup geldikten sonra çekilen tomografiler, evet. röntgenler, hani buna yönelik bazı duyumlar biz de alıyoruz. Hani siz denetimsiz olarak ifade ettiniz ama aslında bunun bir denetimi var. Bunu ne düzeyde ama? Şöyle söyleyeyim, SGK'nın bütün bu faturaları inceleme komisyonu var. Bunu bir tek özeller için değil, aynı zamanda kamu hastaneleri için de yapıyor. Hani bu durum maalesef kamu hastanelerinde de bazen gündeme geliyor. Örneğin bir hekimin
yapmadığı halde bir girişim göstermesi veya girişim ihtiyacı yokken bir girişim yapması, gereksiz yere yatırması, bu söylemleri biz de duyuyoruz ara ara. Hani bundan kaynaklı nihayetinde hani devlet hastanesinde el aldığında döner sermaye alacak, özel el aldığında da para kazanacak. Hani bunun iyi bir denetim mekanizması ile kesinlikle ortadan kalkacağını düşünüyoruz. Hani buradaki denetim mekanizması şudur, SGK'nın bu konuda gerçekten tarafsız bir ekibi olacak ve bu ekip inanın iki ayda bütün hastanelerin ne yaptığını çok rahatlıkla açığa koyabilir. Evet. Ama maalesef hani şöyle duyumlar da alıyoruz. İşte çeşitli siyasal görüşe sahip hastanelerin bu denetimlerden bir nevi muaf kaldığını, faturalarının hani evet, incelenmeden şey geçtiğini duyuyoruz. Evet. Ama bunun önüne yine ancak bu denetim mekanizması geçebilir. Onun dışında çok ben söyleyecek bir şey bulamıyorum. Hocam özel hastanelerde polis noktası bulundurması mecburi değil mi? Bir bilgim yok. Ne açıdan polis noktası? Bildiğimiz normal polis noktası. Hastanelerde polis noktası vardır. Hı hı, evet. Hastane özel polisi. Hastanelerde de hastane polis olması şart değil mi? Onu bilmiyorum. Açık konuşayım. Şey, geçtiğimiz günde özel bir hastane, hı hı, bu cemaat falan olayları olana kadar hastaneden polis noktasını kaldırmış. Artık ne hikmetse biz de onu bilmiyoruz yani. Ben bir bilgim yok. Tartışılacak bir konu da evet, ilerleyen günlerde bununla ilgili bir çalışma yapacağız. Hocam programımızın yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Şanlıurfa'da ilk yapılması gereken sağlık alanındaki yaptırımlar neler olması lazım? Çünkü yaklaşan bir genel seçim var. Vatandaş bunu can başla merakla bekliyor. Buradan yetkililerden ne beklentiniz olabilir onu söyleyebilir misiniz? Evet. Şimdi birincisi biz şuna çok önem veriyoruz. Koruyucu sağlık hizmeti. Yani sendikal olarak da sağlığın ancak korunarak sağlanabileceğini söylüyoruz. Bu noktada toplum sağlığı merkezinin, halk sağlığı kurumunun ve aile hekimliği kurumunun gerçekten kendi işine dönmesini, buna yönelik çalışmalar üretmesini bekliyoruz. Yani biz şunu çok iyi biliyoruz. Birçok aile hekimi gereksiz işleri yapmaktan kendi işini yapamaz hale geliyor. Hani ve sağlık müdürlüğünün de pardon halk sağlığı müdürlüğünün de yani buna yönelik bir mobbingi var. Hani karşılıklı bir resleşme ve evet, şey yapamama hali var. İşte bu çarpıklaşma onu unuttuk aslında. Özür diliyoruz sevgili izleyenler. Bu da vardı, kopuklaşma. Bunu da alalım hocam tekrardan. Evet. Hani şunu da hani bu sorudan sizin sorunuza evet, ilk sorunuzu bırakıp ikinci sorunuza evet, geçtiğimizde biz sağlık hizmetlerinin hani bir elden yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Şu an ilimizde yani üç yani ilimizde değil Türkiye'de üç başlı bir sağlık hizmeti var. Ben size çok basit bir örneğini vereyim. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir enfeksiyon hastalıkları uzmanı dese ki kardeşim bu ilde bir şey var. Tifo salgını var. Yani geldi baktı hastalar çoğu tifo oldu. Evet. Bunu ileteceği mekanizma nasıl? Eskiden il hıfzı saha kurulu toplanırdı. Evet. Şu an birçok yerde var toplanıyormuş gibi yapılıyor. Onun hemen 500 metre yanında bulunan bir aile hekimiyle olan bağ nerede biliyor musunuz? Ta Ankara'da. Eğitim Araştırma Hastanesi evet, başhekimi Kamu Hastane Kurumu'na bağlı. Kamu Hastane Kurumu direkt Ankara'ya bağlı. Ankara'daki o bakana bağlı. Bakanlıktan Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı, oradan Halk Sağlığı Müdürlüğü, oradan aile hekimliği. Yani arada 500 metre var. Bir düğüm. Şimdi bir tifo salgını varsa nedir? Aile hekiminin bilgilendirilmesi lazım. Evet. Belediyenin bilgilendirilmesi lazım. Öyle mi? Tabii. Neden kaynaklanıyor? Sudan kaynaklanıyor. Şimdi işte sağlıktaki bölünme buraya kadar geldi. Şimdi bunu bir kere sizin sorunuzla açmış evet, olalım. Evet. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yani diğer noktaya gelince birincisi sağlık koruyucu sağlık hizmetlerinin çok düzgün yapılması gerekiyor. Aile sağlığı planlamasının, çocuk bakımının, gebe takibinin. Çünkü bunlar hasta olmadan alacağımız önlemler, aşılamanın. Burada aile hekimi arkadaşlarımıza da çok görev düşüyor. Gerçekten bu işin sorumluluğuyla, bilinciyle hareket ettiklerini düşünüyoruz ama biraz daha belki de özveri bekliyoruz. Onu belirteyim.
ve müdürlüğümüzün de aile hekim üzerindeki bu baskı şeyinin kalkmasını istiyoruz. İkincisi, hani bununla bağlantılı ilimizde ciddi bir nüfus artışı var. Evet, buna evet. bağlı çocuk şeyi var. Ve çocuk hastanemizin kapasitesi yetersiz. Çok acilen bir çocuk hastanesinin ve onunla eşdeğer, aynı yerde aslında biz aynı yerde olmasını şey yapıyoruz, bir doğum hastanesi. Evet. Çünkü çocuk doğacak, çocuk hastanesine teslim edilecek. Yani sağlıktaki birinci, evet yeni doğan, sağlıktaki birinci Urfa açısından sorunlar ve sıkıntılar bunlar. Bunların bir an önce çözülmesi gerekiyor. Peki hocam, Türkiye sıralamasında sağlık açısından neredeyiz? Bununla ilgili bir şey söyleyebilir misiniz? Ortalardayız diyebiliriz. Yani ne çok kötüyüz ne de çok iyiyiz. Eğitimde de sonuncuyuz ya. Eğitimde çok son, evet. Sağlıkta sağlıkta eğitim kadar kötü değiliz. Onu söyleyeyim. Evet hocam, son olarak yayınımıza katıldığınız teşekkür ediyoruz. İçinde bulunduğumuz kış şartları son günlerde devam ediyor. Hı-hı. Batı'da özellikle kar yağışları var. Hı-hı. Şanlıurfa'da da soğuk ve don olayı geceleri özellikle devam ediyor. Buradan ekranları başında olan bizleri sabırla izleyen izleyicilerimize neler söyleyeceksiniz? Ne uyarılar bulunacaksınız? Çünkü önemli bir konu. Evet. Ne yapmaları gerekli hocam? Bir uyarıda bulunabilir miyiz? Evet. Birincisi, beslenmelerine çok dikkat etmeleri gerektiğini söylüyoruz. Bol sebze, meyve ağırlıklı, vitamin ağırlıklı beslenmelerini öneriyoruz. Kapalı ortamlarda, özellikle de sigara içilen ortamlarda çok fazla bulunmaması, çünkü hastalığın yayılması noktasında önemli. Evet. Urfa'nın büyük bir çoğunluğu doğalgaz. Bu noktada hani ciddi bir çevre kirliliği söz konusu değil ama özellikle hani Eyüpiye'dir, diğer taraflarda soba zehirlenmeleri yaşanabilir. Vatandaşlarımızı bu konuda da uyarmak istiyoruz. Dikkat etsinler. Karbon monoksit zehirlenmesi maalesef ülkemizde her yıl ölüme neden olan bir olgu. Evet. Bu noktada dikkatli olmalarını, çocuklarını kat kat ince giydirmelerini öneriyoruz. Çünkü kalın giydirmek çözüm değil. Evet. İnce ve kat kat ısıyı, yani hem dışarıdan ısı almayı hem de dışarıya ısı vermeyi engelleyen düzeyde giydirmelerini ve bol bol sıvı ile beslemelerini öneriyoruz. Evet. Kendilerine iyi bakmalarını öneriyoruz. Teşekkür ediyoruz. Sevgili izleyenler, bir Dobra Dobra programının tekrar sonuna geldik. Şimdiye kadar bizi sabırla izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek ümidiyle iyi geceler, iyi akşamlar diliyoruz. Esen kalın. Şimdiye kadar duymadıklarınız, görmedikleriniz bu programda konuşuluyor. Dobra Dobra, her salı 22'de Ruha TV'de.